Son valiler kararnamesiyle Balıkesir Valiliğinden Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, valilik binası önünde düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ünal, ilçe kaymakamlarıyla belediye başkanları ve kamu kurum amirleri katıldı. İki öğrenci tarafından çiçekle karşılanan Yazıcı, kabul ettiği çiçekleri kız öğrenciye iade ederek bunu annene hediye edebilirsin dedi. Maske takarak valilik binası önünde sıralanan protokolle koronavirüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmayıp eliyle tek tek selamlamayı tercih etti. Benim için atanmak, adanmak da eş anlamlı diyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı, sosyal yardımlaşma konusuna da önem verdiğini aktardı. Benim için atanmak, adanmakla eş anlamlı. Atandığım şehre kendimi adamayı asli görevim kabul ederim. Meslek hayatım boyunca da atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışmaya gayret ettim. 7 gün 24 saat Antalya'ya adanmış olarak hizmet etmek, kendime, makamıma, memleketime, beni bu göreve atayan devlet büyüklerime, Antalyalılara borcum. Münir Karaloğlu ile halef selef olduk. Kendilerine 4 yıl boyunca Antalya'mıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Çok katmanlı, çoğulcu, çok sesli, kadim olanla modern olanı harmanlamış bir şehir. Düşünce ve faaliyetlerimizin etkilerinin de sınırlarımızı aşması gerekiyor. 3T olarak adlandırılan turizm, tarım, ticareti bu anlayışla ele alacağız. Çalışırken nüfus alanlarını dikkate alarak çalışacağız. Nüfusumuzun 2.511.700 misafirlerimizi düşündüğümüzde bu nüfus 20 milyona yakın sayılara ulaşıyor. Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Dünyadaki trendlere uygun olarak şehrimizi geliştirmek için gayret göstermek hepimiz için doğal bir ödev. Bütün iş süreçlerimizde elde edilmiş başarıları korumak, yaşatmak, geliştirmek için şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte çalışacağız. Yoksulun, yardıma ihtiyacı olanın, engellinin, hayat standartlarını geliştirmek, artırmak için bir seferberlik havasında çalışmak arzusundayım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda Antalyalılarla el ele vererek güzel işlere imza atmak istiyorum. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Yakın temasta olmaya devam edeceğiz. Başarıda ölçümü dikkate alacaklarını kaydeden Vali Yazıcı, kamu hizmetinde bütün faaliyetlerin sonuçlarını mutlak surette ölçeceklerini söyledi. Ölçemediğimiz şeyde başarılı olamayız. Bütün faaliyetlerimizin sonuçlarını mutlaka ölçeceğiz. Bunu özellikle kamu hizmetleri için düşünüyorum. Kamuda yaptığımız işin sonuçlarını pek ölçmekte, bu şekilde değerlendirme yapmakta kendimizi zorunlu görmüyoruz. Ama inşallah her alanda ne yaptığımızı, halkımızın bundan ne anladığını, ne istediğini, hızın, beklentinin, kalitenin gerçekleşip gerçekleşmediğini çeşitli vesilelerle ölçmeye gayret edeceğiz. Her çalışmamızdan sonra rotamızı vatandaşın memnuniyet ve talepleri belirleyecek, bütün kamu kurumları ve yöneticiler olarak ölçüm esaslı çalışmaya özen göstereceğiz. Hedefim her konuda Antalya'nın çıtasını, başarı çıtasını bir seviye, birkaç seviye yukarıya taşımak. Bu yolda 7'den 70'e bütün Antalya'nın katkısını istirham ediyorum. Bütün iletişim kanallarım sürekli açık olacak. Bu vesileyle göreve başlamam nedeniyle çiçek gönderecek dostlarımdan, kurumlardan, kuruluşlardan çiçek göndermemelerini, bunun yerine Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışta bulunmalarını istirham ediyorum. Hazırlamadan.